kurtuldu Jonas. Ona bir şey olacak diye o kadar korktum ki. Evet, kurtuldu. Ama sorunumuz henüz bitmedi. Aa evet. Hades'e yaptıkların hesabını soracağım. Ben ondan bahsetmiyorum. O ikinizin arasında olan bir mesele. Ama başka ne sorunumuz var ki Jonas? Doğru. Hiçbir sorunumuz yok. Burak kendisine geldiği zaman neden örümceğe dönüşünü hiç merak etmeyecek. Işın kılıcı da çarşıda pazarda satıldığı için senin ışın kılıcı kullanmanı hiç merak etmeyecek, garipsemeyecek. Anlıyorum. Ben bunu tamamen unutmuşum Jonas. Ama neyse, siz hafıza silme sihriyle bunu çözebilirsiniz. Keşke o kadar kolay olsa. Nasıl yani? Hafızasının o kısmını silmeye çalışacağım. Fakat kara örümcek iksiri biliyorsun 4. dereceden bir sihirdir. Ve biliyorsun ki... 4. dereceden sihre maruz kalmış bir insana hafıza silme sihri etki etmeyebilir. Yine de ne yapabilirim bir bakacağım. Sen de Burak'ın yanından sakın ayrılma. Uyandığı zaman aklına gelenleri başkalarına anlatmasına mani ol. Peki efendim. Hadi güle güle. Geçmiş olsun. Umarım Burak uyandığında olanları hatırlamaz. Zavallı kardeşim. Annemizi çok özlüyor. Ya aslında bu aralar ben de çok özlüyorum onu. Ya her gece rüyamda annemle babamı görüyorum. Ben de. Hatta onları her görüşümde gerçekmiş gibi. Sanki onlardan hiç ayrılmayacakmışız gibi geliyor. Ama sabah uyanınca gidiyorlar. Bazen keşke hiç uyanmasam dediğim rüyalar oluyor. Neyse ki onları rüyamızda görebiliyoruz. Yoksa hiç göremezdik. Yatalım mı artık? Belki yine onları rüyamızda görürüz. İyi geceler anneciğim. İyi geceler babacığım. Bana zarar vermemek için kendi hayatından vazgeçecektin. Ama bilmiyorsun ki, eğer sana bir şey olsaydı ben o zaman ölürdüm. Acaba Yüce Onos hafızanı silebildi mi? Of, senden bu kadar büyük sırlar saklamak emin ol benim için daha zor aşkım. Ama göreceksin, gün gelecek sana kendimle ilgili her şeyi anlatacağım. Ve umarım o gün geldiğinde, hakkımdaki tüm gerçekleri öğrendiğinde beni yine bugünkü kadar seversin. Geçmiş olsun. Biz asayiş şubesinden geliyoruz. Bıçakla yaralama sonucu yaralanan kişi. İsmi neydi? Burak Kocataş. Bu beyefendi değil mi? Evet. Evet siz? Ben Selena. Kız arkadaşıyım. Anlıyorum Selena Hanım. Hastane kayıtlarına göre yaralanma bir kapkaç girişimi sonucu olmuş. Evet. De yani... Ben tam olarak sizin neden burada bulunduğunuzu anlayamadım. Yaralanma türü vakalarda yaptığımız rutin bir uygulama bu. Hastanın ve varsa yakınlarının ifadelerini alırız olay hakkında. Burak Bey'le yakın zamanda hiç tartıştınız mı? Nasıl? Bayağı işte. Aranızda bir tartışma, huzursuzluk, benzeri bir şey yaşandı mı? Pardon ama yani neden bunları soruyorsunuz anlamıyorum. Bütün olasılıkları değerlendirmek zorundayız hanımefendi. Bir dakika, ne yani? Sevgilimi benim bıçakladığımı ima etmeye çalışıyorsunuz? Doktorlar yaranın sıradan bir bıçak yarası olmadığını, yara üzerinde yanık izlerine de rastlandığını söylediler. Bayanların kendilerini savunmak için kullandıkları şok cihazlarından kaynaklanabilecek yanıklara benziyordu ondan. Ben kapkaç hakkındaki bildiğim her şeyi anlattım. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Belki beyefendi farklı bir şeyler söyler. Burak daha uyanmadı. Kendine gelmedi bile. Selena? Heh, uyandı işte. Burak?
Ömer abi nereden? Arabayı yıkadım ya, nereden olacak? Arabayı mı? E gündüz yıkadıydın ya. Ya sorma Kader. Annem ikide bir her boş bulduğunda yakalıyor beni. Yok evlenme çağın geldi, yok Kader çok güzel kız. Ne yapayım, ben de kaçıyorum. Hay Allah iyiliğini versin Zülfikar abi. Sen de her seferinde kaçmak için araba yıkıyorsun öyle mi? E ne yapayım, durup da pot kırmaktan daha iyi. Ben de gidip araba yıkıyorum. Bana bak, sen ağzından bir şey kaçırmıyorsun değil mi anneme karşı kardeş? Yok sen merak etme. Burak, iyi misin? Selena neredeyim ben? Şey hastanedeyiz, hani kapkaç oldu ya, seni bıçakladılar. Daha sonra ben seni hastaneye getirdim. Hanımefendi müsaadenizle. Burak Bey nasıl yaralandığınızı anlatır mısınız bize? Nasıl yaralandığımı mı? Anlat. Yahu Selena'nın uzaylı olduğunu anlat. Işık kılıcını anlat hadi. Sen sussan, senin ne işin var burada? Bize mi dediniz? Yok, hayır. Beyefendiye mi dediniz? Hayır, ona da demedim. Ben kendi kendime bir şey söyledim. Beyefendi, son zamanlarda Selena Hanım'la aranızda bir tartışma, bir kavga oldu mu? Ya oldu desene. Işık kılıçlarıyla kavga ettik de, uzaylı bu de. Alıp NASA laboratuvarına götürün. Kesip biçin bunu desene be. Evet beyefendi, yanıt bekliyoruz. Evet. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.